Bütün kitaplarımı çıkardım. Bu bilgi yarışmasını mutlaka ben kazanmalıyım. Sınıfın birincisi ben olmalıyım. İlk önce şu mavi kitapla başlayayım. Mavi kitapta çok güzel gökyüzüyle ilgili bilgiler var. İnanmıyorum. Yıldızlar, ay, güneş, her şey yazıyor. Bunu çalıştım. Bu kitabımı alt rafa koyabilirim. Şimdi bu pembe kitapta sıra. Pembe kitapta da yine harika bilgiler var. Hemen onu dokuyayım. Ne kadar güzel. Kitap okumak ne kadar güzelmiş. Bir sürü şeyler öğreniyorum. Kızlar maşada gelirse tam 4 kişi oluyoruz. Rahat rahat saklanmaç oynayabiliriz. Körebe de oynayabiliriz. Bilimsel'de de oynarız. Evet, beter oynarız. Hadi o zaman maşayı çağıralım. Maşa, maşa. Efendim çocuklar. Maşa, hadi gelsene, biz park oyunu oynamaya gidiyoruz. Evet Maşa, bir sürü oyun bulduk. Hepsini sırayla oynayacağız. Olmaz çocuklar, ben gelemem. Ben ders çalışacağım. Yarın okulda bilgi yarışması var, unuttunuz mu? Hayır, unutmadık ama akşama kadar daha çok var Maşa, çalışırsın. Olmaz Peter, şimdi çalışmaya başlamasın asla yetiştiremem. Hem siz neden çalışmıyorsunuz ki? Yarışmaya katılmak istemiyor musunuz? İstiyoruz ama akşam çalışırız. Evet, daha çok zamanımız var Maşa. Hayır çocuklar, ben gelmek istemiyorum. Çünkü ben o kadar zamanımız olduğunu düşünmüyorum. Şimdi çalışmasam asla yetiştiremem. İyi tamam o zaman, hadi kızlar biz gidelim. Gelmesen gelme. Clara biz de gidelim. Oh Maşa, gelseydin ne olurdu ki sanki? Ama Clara, yarışmaya katılacaksak ders çalışmalıyız, öyle değil mi? Ders çalışmasak yarışmaya katılmamızın hiçbir önemi kalmaz. Bence sen de gidip dersine çalış. Heidi ve Peter birinci olamayacaklar. İkimiz birinci olabiliriz. Gerçekten mi? Evet, çünkü öğretmenimiz 2-2 grup yapacakmış. Sen de ders çalışırsan ben seninle birlikte grup olurum. Ve yarışmayı ikimiz kazanırız. Ay Maşa, gerçekten doğru söylüyorsun. O zaman ben de seninle birlikte çalışabilir miyim? Hem soruları da birlikte okumuş oluruz. Tamam, olur. Tabii ki de çalışırız. O zaman ben hemen Heidi ve Peter'e haber verip geleyim. Peki tamam, geç kalma. Ders çalışmak yerine parkta oynuyorlar. Sonra da biz yarışmayı kazanamadık diye üzülecekler. Ay geldim Maşacığım, geldim. Ay hoş geldin Clara. Bak ben buradaki mavi kitabı bitirdim. Şimdi pembe kitapta. Onu okuyordum. Tamam o zaman ben de yeşil alayım. Pembe senin olsun. Yeşil benim. Yeşildeki bilgileri ben çözerim. Pembedekileri de ben. Hadi o zaman çalışmaya başlayalım. Peter beni yakalayamaz. İlk önce ben geldim. Haydi ne kadar da hızlı koşuyorsun. Evet Peter, ben çok hızlı koşarım. İlk önce ben geldiğime göre salınacak. İlk önce ben sallanacağım. İyi tamam, sallan. Hop şöyle yatıyorum. Hadi bakalım Peter. Salla beni. İyi tamam sallıyorum Heidi. Yarış, parka ilk önce ben geldiğim için ilk önce benim istediklerim olacak. Lay 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 lay. Şimdi de kaydıraktan kaymak istiyorum. İlk önce ben kayacağım. Tamam, sen kayarken ben de sallanırım. Lay 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 lay. Tek başına sallanabiliyorsun Peter. Tabii ki de sallanabiliyorum Heidi. Ben artık büyüdüm. Ben de tek başıma kayabiliyorum bak. Hoppa. Ha ne var konuda? Kaymak çok kolay bir kere. Hiç de bile. Kaymak o kadar da kolay değil. Hoppa. Sallanmak daha zor. Hem de ayakta sallanmak hepsinden daha zor bir kere Heidi. Olabilir. Kaymak da zor. Haydi hadi gidelim mi artık? Hayır ya, birazcık daha oynayacağım. Ben hemen gitmek istemiyorum. İyi ama Clara ve Maşa ders çalışıyorlar. Biz de çalışsak fena olmaz yani. Aa Peter, biz zaten okulda öğretmenimizi dinliyoruz. Her şeyi biliyoruz. Tekrar çalışmamıza gerek yok ki. Evet ya, ben de her şeyi biliyorum. O zaman oyuna devam edelim. Yuppi! Lay 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 lay. Maşa. Efendim Clara. Ben artık çok yoruldum. Ben de çok yoruldum ama bütün kitabı bitirdik. Evet bitirdik. Artık yatalım mı, ne dersin? Sabah dinlenmiş olmamız lazım. Evet haklısın galiba Clara. İstersen sen benim yatağımda yatabilirsin. Sen misafirsin. Teşekkür ederim Maşacığım. Ne kadar da
Ben de şöyle kitaplığımı kenara kaldırıp şöyle halının üstünde uyuyabilirim. Peter, Maşa ve Clara hala gelmemişler. Evet, galiba geç kalacaklar. Ha, o kadar da yarışmaya hazırlandılar. Her geç kalırlarsa yarışmayı biz kazanmış olacağız. Çünkü karşı takım yok. Evet ya, çok heyecanlı. Hadi Clara, hadi. Ay, geldik çocuklar, günaydın. Ay, günaydın. Nerede kaldınız ya? Hem niye geldiniz ki? Ne güzel, yarışmayı biz kazanacaktık. O kadar da kendine güvenme Peter. Yarışmayı Clara ve ben kazanacağız. Bütün gün ders çalıştık. O kadar çok çalıştık ki kitapların yanında uyuyup kalmışız. Evet evet, uyuyup kaldık. Bütün kitabı ezberledik, biliyor musunuz? Bize ne sorulursa sorulsun hepsine doğru cevap vereceğiz. Hiç şansınız yok bir kere. Siz öyle zannedin, yarışmayı biz kazanacağız. Hayır biz. Biz. Hayır biz. Günaydın çocuklar. Ay, günaydın Dile öğretmenim. Yarışma için hazır mısınız? Evet, hazırız. Biz daha çok hazırız. Hayır, biz daha çok hazırız. Biz ders çalıştık. Olsun, biz de derste öğretmenimizi dinledik. Hey çocuklar, hadi tartışmayı bırakın da yarışma için sınıfa girelim. Yaşasın, hadi Clara, çok heyecanlıyım. İlk önce yarışma için sınıfımızı hazırlayalım. Şuradaki masayı bir kaldırıyoruz. Tam 4 tane sandalyemiz var. Yarışmacılarımız şöyle karşılıklı oturabilir. Ah, burası bizim olsun. Ah, hadi gel Maşa yanıma. Geliyorum, geliyorum Clara. Tamam, o zaman burası da Peter'le Hayden'in olsun. Hadi bakalım Peter ve Hayden. Siz de böyle gelin. Geliyoruz öğretmenim. Hadi Hayden. Ay, tamam tamam, geliyorum. Hop. Şöyle ben de şuraya çıkayım. Hazırsanız sorularınız geliyor çocuklar. Hazırız öğretmenim. Biz de hazırız. Tamam. O zaman ilk sorumuz gelsin bakalım. Evde beslenen bir hayvan hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi evde beslenen hayvanlardandır? Kedi, zürafa. Zürafa, zürafa. Ha, zürafa mı? İşte bile bence kedi. Peter, zürafanın nasıl bir şey olduğunu biliyor musun? Evet, biliyorum öğretmenim. Kocaman bir boynu var. O zaman kocaman boynu varsa eve sığmaz, öyle değil mi? Bu sorumuzun doğru cevabı kedi. Yani ilk sorumuzu Maşalar kazandı. Yaşasın! Biliyordum, biliyordum. Biz kazanacağız demiştim. Ha, ne oldu Peter? Ya neden ki? Evde zürafa da beslenebilir. Zürafaların olduğu yerlerde onların evleri yok mu? Peter, hadi bakalım. Sıra ikinci soruda. İlk sorumuz Clara ve Maşa'nın sorusuydu. O yüzden kazandılar. Şimdi ikinci sorumuza geçiyoruz. Gökyüzünde en parlak yıldız hangisidir? Yıldızların hepsi parlaktır öğretmenim. Onları seçemeyiz ki. Bütün yıldızlar en büyük ve en parlak yıldızdır. Hayır, bence bütün yıldızlar değil. Bence çoban yıldızı en parlak yıldızdır. Aferin sana Clara. Bu soruyu da yine Maşa'nın takımı bildi. Yani Maşa ve Clara ikinci soruya da doğru cevap verdiler. Aa, iyi ama bütün yıldızlar parlaktır öğretmenim. Evet Haydi'cim, bütün yıldızlar parlaktır. Ama ben en parlak yıldızı sordum. O yüzden çoban yıldızı doğru cevaptı. Ha, yaşasın. İki soruyu da biz bildik. Siz hiç soru bilemediniz. Olabilir, bundan sonraki soruları da biz bileceğiz. Sadece iki sorumuz kaldı çocuklar. İki soruya Peter ve Haydi doğru cevap verirse eşit olacaksınız. Hadi o zaman öğretmenim, sorumuz gelsin. Çok heyecanlı. Gerçekten de çok güzeldi. Öğretmenim, biliyor musunuz? Biz Clara ile birlikte bütün gün ders çalıştık. Haydi ve Peter de bütün gün parkta oynadı. Demek öyle. O zaman çalışan tabii ki de kazanır. O zaman üçüncü sorunuz gelsin bakalım. İşte üçüncü sorunuz. Bir yılda kaç mevsim vardır? Kaç taneydi Haydi, sen biliyordun. Evet, biliyorum tabii ki de Peter, 3 tane. Tamam tamam, biz 3 diyoruz. 3 mü? Peki tamam. Peki Maşa ve Clara ne diyorsunuz? Biz 4 diyoruz öğretmenim. Tamam. O zaman 3 diyen takımla başlayabiliriz. Say bakalım Peter. 3 tane mevsim. İlkbahar, yaz, kış. Tamam. Şimdi Clara saysın. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış.
Bir yılda tam 4 mevsim vardır Peter. İlkbahar, yaz, sonbahar ve kış. İyi ama öğretmenim, sonbaharla kış soğuk oluyor. O yüzden ikisi birlikte. Neden ayrı ayrı söylüyoruz ki? Ha Peter, olur mu öyle şey ya? Sen hiç kitap okumamışsın. Tabii bütün gün parkta oynarsan böyle de bilgilerin eksik olur. Bir kere sonbaharda ağaçlar yaprak dökerler. Yani kışa hazırlık yaparlar. Kışın kar yağar, hiç yaprak olmaz. İlkbaharda tekrar yaprak açarlar. Yazda da bütün her yer meyvelerle doludur, yemyeşildir. Aferin sana Maşacığım, ne kadar çok şey biliyorsun. Evet öğretmenim, çünkü bütün gün derslerimi çalıştım. Ödevimi yaptım ve yarışım için hazırlandım. Of ya, gördün mü Ayda, senin yüzünden ben 4 diyecektim. İşte bile Peter, 4 demeyecektin. Sen zaten mevsimleri bilmiyorsun ki. İşte bile biliyorum bir kere. İşte bilmiyorsun. Aa tamam tamam çocuklar. Öğretmenim, o zaman yarışmayı biz kazandık. 3 tane soruya da doğru cevap verdik. Zaten 1 tane sorumuz kaldı. Ona doğru cevap verseler bile kazanamazlar ki. 3-1 olacak. Öyle değil mi? Evet çocuklar, galiba Clara haklı. Bu yarışmamızın birincisi Clara ve Maşa. Yaşasın! Biz kazandık, biz kazandık. Of ya, neden kaybediyoruz ki sanki? Biz de kazanabilirdik. Tamam Peter, bir dahaki sefere sen de güzelce derslerini çalışırsın. Bilgi yarışmasının birincisi sen olursun. Tabii ki de çalışacağım. Ben eve ders çalışmaya gidiyorum. Peter, biraz önce oyun oynamaya gitmiştin. Şimdi ders çalışıyor. Öğretmenim, ben zaten oyun oynamak istememiştim. Ama Peter oynayalım, akşama kadar çok ders çalışırız dedi. Beni parka götürdü. Tamam Aydıcığım, tamam. Sen de artık bundan sonra çok ders çalışırsın ve kazanırsın. Evet çalışacağım tabii ki de. Hay yaşasın. Bu yarışmayı biz kazandık. Yarışmanın birincisi biz olduk. Evet, yarışmayı biz kazandık. Maşa, sana çok teşekkür ederim. Sen benimle konuşmasaydın ben de Haydi ve Peter gibi parkta oyun oynayacaktım. Ve asla yarışmayı kazanamayacaktım. Önemli değil arkadaşım. Clara ve Maşa, aferin size. Çok güzel çalışmışsınız. Teşekkür ederiz öğretmenim. Öğretmenim, aslında Maşa'ya teşekkür etmeliyiz. Çünkü her şey onun fikriydi. Ben Haydi ve Peter'le gitseydim bu yarışmayı asla kazanamazdım. O zaman Maşa'ya ikinci bir aferin daha. Teşekkür ederim öğretmenim. Hadi Clara, gidip birazcık daha ders çalışalım. Ne dersin? Tamam, olur. Ama birazcık da oyun oynayalım. Hep ders çalışmak da olmaz. Clara haklı Maşacığım. Biraz oyun, biraz ders. Tamam öğretmenim. O zaman yarın görüşürüz. Görüşürüz çocuklar. Görüşürüz öğretmenim.